sadece dış ticaret açığından dolayı değil, satacak hiç milli meclise kalmadığı için. Şimdi slide 21'e bakarsanız, Tüpraş gitmiş, Türk Telekom gitmiş, İzmir ve Mersin limanları gitmiş, TÜİSAS, İnşaat Petrol Ofisi gitmiş, Karademir gitmiş, Erdemir gitmiş, Demirbank gitmiş, Denizbank gitmiş, Akbank gitmiş, Şekerbank gitmiş, Yapı Kredi gitmiş, Dışbank, Tefenbank, Tekvenbank, Finansbank, MNG, OYAK ilave edildi buraya. Esim, Türksel, Aysel, bankaların %42'si gitmiş, borsanın %77'si gitmiş. Satacak bir şey kalmadı. Ve slide 22'de ne görüyoruz? Milli Görüş ne yaptı, işbirlikçiler ne sattılar? Biz çimento sanayi kurduk, et balık kurumu, süt endüstri kurumu kurduk. Bunların hepsini sattılar, bunların hepsi arsa oldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 200 şimdi sadece arsa haline döndü. Yem sanayi, Türkiye Ziraat Danışma Kurumu'nu öldürdüler. Türkiye Gemi Sanayi, Selloz ve Kağıt Sanayi, SEKA yani. Türkiye Motor Sanayi, TÜMOZAN. Türkiye Demir Çelik İşletmeleri, Şeker Fabrikaları. Et bakır, eti gümüş, eti alüminyum. Bunlar biz hep tevsi ettik, genişlettik, büyüttük. Türkiye Deniz İşletmeleri, Türkiye Gübre Sanayi, Karadeniz Bakır İşletmeleri, Teştaş, Takım Tezgahları, Taksan, İskenderun Demir Çelik, Türkiye Elektromekanik Sanayi. Bu sadece bizim yaptığımız ve onların bugün satıp arsa haline getirdiklerinden bir demetten ibaret. Biz yaptık, onlar sattı, yok etti, bitirdi. Efendim Türkiye'ye yabancı sermaye geliyor diyor. Ekonomimiz kuvvetli, bize güveniyorlar, geliyor diyor. Hiç bizcek adam bulamıyorlar demiyor. Kime yutturuyorsun ya? Nereye gelmiş şimdi 23 numaralı slide'da bak. Gelenler gayrimenkul almış. Arsayı alıyor, sonra imar durumu çıkartıyor. Korkunç bir şekilde zengin oluyor. Bankacılığı almış, çünkü faizlerden milleti soyuyor. Haberleşme ulaşıma gelmiş, yani bu telekomünikasyon şirketlerine gelmiş. İmalata vesairede ufak bir miktar gelmiş. Seni sadece soymak için geliyor. Bu yabancı sermayeden ne hayır gelir ya? Bu sadece aldatmacadır. Yabancı sermaye geliyor, bize güveniyor. Sana güvenmiyor, seni toy buluyor. Seni yolunacak tavuk gibi görüyor. Ama yolunacak kısmın kalmadı artık. Adam mı aldatıyorsun? Ne arz ettim size? Kurdukları soygun düzeniyle Türkiye'yi mahvettiler bir. İkincisi bu soygun düzenin sonunda ekonomiyi mahvettiler. Ekonomi yürüyemez hale geldi. Borç, dış ticaret açığı, faiz içerisinde boğuldu kaldı. Yürümesi mümkün değil. Bunlar bunu yürütemezler. Ve bunların yanında da asıl hayım nahum doktrini uygulandı. Yani millet aç bırak borca esir edildi. Şimdi bakınız millet borca nasıl esir edildi? Size 24 numaralı slide'ı gösteriyorum. Önce söyledikleri gibi işsizlik Türkiye'de 9,9 oranında değildir. Ya %21,8'dir. Halkı aldatıyor. Efendim diyor, 3.354.000 insan iş bulmaktan ümidini kestiği için müracaatını geçmiş, bunları iş bulmuş sayıyorum diyor. Şu yutturmaya bak sen ya. Ne kadar işsiz var Türkiye'de toplam olarak? 6 milyon işsiz var. Bu ne yapıyor? 27 milyon çalışabilir nüfusa nazaran 6 milyon, %21,8 yapıyor. 5 kişi de bir kere. İş olanların da işi var sayarsan ha, o da iflas için çalışıyor. Tarım yok ediliyor. Ortada olmadı. Tarım ürünlerinin fiyatı ne olması lazımdı, ne oldu? 25 numaralı slide'a bakın. Şimdi 95 yılındaki fiyatı buğdayın 7,433 idi. Bunun gayri safi ve tüfe artışına 2006'da 897 bin lira olması lazımdı. 397 bin lira. Demek ki köylü yarı yarıya kaybetmiş. Pamuk 40 bin liraydı. 4 milyon 880 bin olması lazım. 1 milyon 148 bin olmuş. Tütün 100 bindi 12 milyon 180 olması lazım. 4 milyon 480 bin olmuş. Çay 12 bindi 1 milyon 148 bin olması lazım. 600 bin olmuş. Şeker pancarı 2031 bin olması lazım. 90 bin olmuş. Ayçiçeği 2 milyon 172 bin olması 710 bin olmuş. Fındık 9 milyon 873 bin olması lazım.
4 milyon olmuş. Ne demek bunun manası? Yani köylü alması icap ettiğinin yarısını almış, yarısı köylüden alınmış, kopartılmış, köylü aç bırakılmış. 2002-2006 yılları arasında mazot %114, gübre %160 ama buğday fiyatı %63 artmış. Bu rakamlarla fazla vaktinizi alacak değilim. 2 milyon köylü şehirlerin varoşlarına göç etmiştir ve köylümüz mahvolmuştur. 26 numaralı slaytta işçilerin emeğinin karşılığı almadığı gösteriyor. Bu slayttaki rakamlara baktığınız zaman 2002 yılında 100 olan üretim birim ücreti şimdi 73'e düşmüş. 2006'da 134 olan 54'e düşmüş. Yani 73'ten 54'e düşmüş. Yani %25 değer kaybetmiş işçinin reel geliri. Memura geliyorum, 27 numara. Memurda TÜFE, yani enflasyon miktarlarına göre lazım gelen artışlar verilmediği için memurun kendisi netice itibariyle verimini arttırmış olduğu halde eline geçen para 167 olacakken 100 olmuş. Böylece memur ezilmiş, %67 tamamen ezilmiş vaziyettedir. 2002 yılında, 2006 yılına nazaran memur 115 ekmek bir ayda, 86 kilo pirinç, 9 kilo et, 16 kilo beyaz peynir, 11 kilo yoğurt kaybetmiş bulunuyor buraya AKP yüzünden. Oh olsun diyemeyiz çünkü bu millet bizim milletimiz. Asgari ücret olması icap eden fevkalade altına düşmüştür. Yoksullar ve açlar ise korkunç bir şekilde artmıştır. Böylece talimatları aç bırak, işsiz bırak, borcu esir edeceksiniz harfiyen yerine getirmiştir. AKP vazifesini %100 yaptı. Kime karşı? Irkçı emperyalizme karşı. Kendisi iç başına getirenlere karşı. Bunun için size 29 numaralı slaytı gösteriyorum. 28 numaralı slayta önce bakarsanız gelir dağılımının ne kadar bozulduğunu görürsünüz. 29 numaralı slayta da bakarsanız burada üst gelir grubunun AKP zamanında rakamların teferruata girmeden söylüyorum size 37 milyar dolardan 120 milyar dolara geliri çıkmış. Alt gelir grubunun ise 22'den çıkmış. 66 milyon insan 22 milyardan 26'ya çıkmış. Sadece 16.981 tane insan 37 milyardan 120 milyara çıkmış. Yani AKP zamanında bu üst tabaka, bu rantiyeci tabakanın geliri %300 artmış. İşte bunun için AKP'yi iş başına getirdiler. Sizi rakamlarla daha fazla meşgul edecek değilim. Şimdi geliyorum meselenin özüne, sonucuna. Lütfen bir numaralı karikatürü gösterir misiniz? Biraz neşelenmeniz için. Ne gösteriyor bu karikatür? IMF ekonomiyi nasıl yürütüyor? AKP at yarışı spikeri gibi gerçeği nasıl saklamaya çalışıyor? Şimdi burada Türkiye'yi bir bina olarak görüyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi AKP'nin at yarışı spikeri. Ne diyor? Baksanıza eve girişleri ne kadar çok arttırdık diyor. O giren çuvalların içinde ne var? Sıcak para var ve ithalat var. Bu zaten rantiyenin kazancı, bize bir şey getirmiyor. Bunlar eve giriyor, bize sıcak parayı ve ithalatı milli gelirin içerisine koyup yutturmaya kalkıyor. Bunlar kapıdan içeri girdikleri zaman orada AKP'nin asansörü var. Oraya biniyorlar, doğru üst kata rantiyecilere çıkıyorlar. Parayı onlara veriyor, onlar da helikopterle ırkçı emperyalizme, siyonizme gönderiyor. AKP dediğim makine bu. Biz ne yaptık 54. hükümet zamanında ve şimdi ne yapacağız? Bizimkinde söylediğim gibi Allah'ın verdiği nimetler servete dönüşecek. O servet kapıdan içeri girecek ve Saadet Partisi asansörüne binecek. Bak Saadet veriyor, dul yetime veriyor, işsize veriyor, emekliye veriyor, çiftçiye veriyor, işçiye veriyor, memura veriyor, esnaf sanayiciye veriyor. Rantiyeye de 1 lira veriyor ha, onu da unutmamış. Bak görüyorsunuz.
İşte milli görün farkı. İkinci karikatüre geçelim lütfen. Bu ikinci karikatür, bunun adı Adalet Partisi ya. Adaletini gör sen bunu. Dolar milyarderleri 4'ten 26'ya çıktı. 26 tane dolar milyarderinin parası 75 milyon insanın bankalarda bulunan 26 milyar dolarından çok daha ağır basıyor. Hala gelmiş işçiden, köylüden oy istiyor. Ne için ya? Götürüp rantiye vermek için mi? Ne yüzle geliyorsun arkadaş? 5 senedir ne yaptın? Senin şu siciline bak ya. Şu aynadaki bir görüntüne bak. Hadi oradan. Hadi. Bir millet bir defa aldanır. Bir defa. İnanan bir insan bir delikten iki defa geçmez. Bu gerçeği unutmayın. Geçen sefer efendim biz de milli görüşçüyüz. Millet de bunları milli görüşçü zannetti. Böylece geldiler, milletin boylarını aldılar. Neler söylediklerini biliyorsunuz. Biz Erbakan Cumhurbaşkanı yapmak istiyoruz. Bizi o kurdu. Onun emrindeyiz. Onun zekasıyla ikili oynuyor. Demediklerini bırakmadılar. Şimdi hala bu sefer bunu söyleyenlerde duyuyorum. Bana bakın ya, işte biz buradayız. Burası neresi? Burası Saadet Partisi. Burası Milli Görüş. Allah muhafaza buyursun. Böyle söyleyerek beni AKP'nin günahlarına niye ortak yapıyorsunuz ya? Allah muhafaza buyursun. Şimdi 3 numaralı karikatürü görüyoruz. Efendim Saadet Partisi nasıl bize saadet getirecek? Çok açık, demin söyledim. Bak arkadaş, sen 3 Kasım'da geldin, şu hortumları kendi elinle kendi sırtına bağladın 3 takım 2002'de. Seni bütün kanını emdi, götürdü, randiye verdi. Ne var bunda şaşacak? Sen bağladın bu hortumları kendine 3 Kasım'da. Kimseye şikayet etmeye hakkın yok. Şimdi aklını başına al. Orada bu kadar nimet duruyor. Oyunu tabii Saadet Partisi'ne vereceksin. Milli Görüş gelecek. Allah'ın vermiş olduğu nimetleri üretim, ihracat ve emek seferberliğiyle senin cebine akıtacak. Sen AKP'ye oy verip harakiri yapma. Kendine oy ver. Kendine. Ey köy kahvesine oturan insan, aklını başına. 4 numaralı karikatürü alalım lütfen. Bu ne bu biliyor musunuz? Efendim, KDV'yi %3 indireceğim, %5 indireceğim diyenlere aldanmayın dedim. Neden? Çünkü bunların kaynakları yok. Niye? Çünkü IMF'ci, işbirlikçi, Avrupa Birlikçi, Amerikancı. Sen gitmişsin, seni yok etmek isteyene işbirliği yapmışsın. O seni soyuyor. Böylece senin saadet görmen mümkün. İnsana müsaade etmez. Sen KDV'yi, MDV'yi değiştiremezsin. IMF'ye kafa tutmak iman ister. İman, iman, iman. Şimdi ben size 4 numaralı karikatürle, şu tabloyla kaynağı nereden bulacağız söylüyorum. Bırakın ekonomiyi geliştireceğiz. Adil düzen kuracağız. Bugünkü üretim maliyeti 1/3'e inecek. Bunların konferansları, kitapları ayrıca mevcut teferruata girmiyorum. Çünkü bugün ne malı satın alsak 1/3 faiz, 1/3 vergi, 1/3 alın teridir. Faizler bankalar üzerinden ırkçı emperyalizme gider. Ödediğin verginin yarısını devlet alır, onu da ırkçı emperyalizme verir. 400 milyar milli gelirim var, 400 milyar dolarlık alışveriş yapıyorsun. 200 milyar dolar böylece gidiyor bugünkü düzende. Biz geldiğimizde ne yapacağız? Adil bir düzen kuracağız. Üretim yapılıncaya kadar içerisine faiz karışmayacak. Üretim yapılıncaya kadar içine vergi karışmayacak.
Böylece mal üçte birine mal olacak. Aynı işletme sermayesi üç misli üretim yapacaksın, üç misli üretim yapacaksın ve senden ucuz kimse mal yapamayacak. Ne söylüyorum duyuyor musunuz? Çinmiş, Hindistanmış, vız gelir. Onların hepsi faizci. Hepsini ırkçı emperyalizm sömürüyor. Sen kendini sömürden kurtardın mı, adil bir düzen kurdu mu, kimse senin bileğini bükemez. Ne olacak? Böylece adil düzen kurulduğu zaman sen şimdi her şey artacak, işsizlik ortadan kalkacak, üretim artacak, çok zengin olacaksın. Onları bırakıyorum ha. Sadece biz IMF'ye çay içirip güle güle diyeceğimiz için şu AKP'nin 5 senede IMF'ye vermiş olduğu şu son senede 2006'da 200 milyar dolar verdi. Bu 200 milyar dolar biz vermeyeceğiz. Nasıl vermeyeceğiz? Vermediğimiz gibi vermeyeceğiz. Biz el döndü hükümetle vermedik. Bize nasıl vermeyeceksiniz diyemezsin. Biz 10 milyar dolar faizden kurtardık. Biz borçlanmadık. Mecbur değiliz borçlanmak. Bu IMF'nin emrinden dolayı böyle oluyor. Hayim nahum doktrininden dolayı böyle oluyor. Irkçı emperyalizmin isteği böyle olduğu için böyle oluyor. Biz Sultan Fatih'in torunuyuz. Irkçı emperyalizmin değil. Bak ekonomideki adil düzene geçişin yapacağı büyük canlılığı bir tarafa bırakıyorum ha. Sadece bunun senede verdiği 200 milyon doları biz vermeyeceğiz diyorum. 5 senelik bir dönemde, iktidar döneminde bunu yapar 1 trilyon lira yapılır. Şimdi 1 trilyon lirayla neler yapılır ben sana sayıyorum. Devletin bütün iç ve dış borcu ödenir. Borçsuz bir Türkiye. Kim yapar bunu? Ancak Saadet Partisi. Herkese yoksulluk sınırının üzerinde maaş verir. Kim verir? Ancak Saadet Partisi. Herkese sağlık sigortası yapılır. Adamın ilacının parasını bile vermiyor ya. Adam ölüyor, ilacının parasını vermiyor. Niye? Irkçı emperyalizme faiz ödeyecek. Abisine götürüp verecek, evladına vereceğini. Öbür taraftan adalet sisteminin bütün ihtiyaçları karşılanır. Herkese eğitim verilir. Her üniversite, liseyi biten çocuk istediği üniversite, istediği fakültede okur. Nasıl okuyacak? 100 tane üniversitem var. Sen bana mı söylüyorsun bunu? Çık bakayım şuraya medene ya. 200 üniversite daha kuracağım. Var mı bir diyeceksin? Niye? Bizde çok para var. Biz çok zenginiz. Bunlar memura %3,5 veremem, %3 veririm diyor. 2 milyar dolarlık farkı ödeyemem diyor. Gücüm yetmez diyor. Bak biz sana trilyondan bahsediyoruz. Senin ırkçı emperyalizme verdiğin trilyon var ya, çıkart bakayım şu parayı ortaya. Çıkar şunu ortaya re. Biz o parayı ortaya çıkartacağız ve millet için kullanacağız. Her köye asfalt yol yapacağız. Türkiye'nin önemli yerlerine otoban yapacağız. 22 tane GAP yapacağız. Bunlar 22 senede daha bir tanesi yapamadı. 35 tane telekom, 40 tane tüpraş, 80 tane erdemir. Mükemmel bir savunma sanayi. Bunun içinde neler var, neler, neler, neler. Söylemem. Her eve her ay 2000 dolar ek kaynak. Ne diyorum duyuyor musun? Ne kadar ev varsa hepsine ayda 2000 dolar ek kaynak. Aç açık kalmayacak. Neden? Saadet geldi de onun için neden olacak? 6 milyonun size iş imkanı. Şimdi sırf sizi neşelendirmek değil, üzmek dolayısıyla. Niçin üzüleceksiniz? Çünkü AKP'nin dış politika faciasına bir karikatürü de bunun arasına koydum da onun için. 5 numaralı karikatürü koyar mısınız? Acı gerçek nedir biliyor musun? Bak Ebu Gureyb'in çığlıklarını işitiyorsun. Öbür tarafta AKP'nin yöneticileri ne diyor? Dua ediyor Irak'taki genç Amerikan askerleri sağ salim ülkelerine döner. İşte görün gerçekleri tanıyın. Şimdi 6 numaralı karikatürü size gösteriyorum. En önemli karikatürlerden birisi. Bilhassa köy kahvelerinde Kanal 5'i seyreden kardeşlerim bu karikatürü iyice dinlesinler. Ne bu karikatür? Siyonizmin büyük oyunu, büyük ishali kurmaktır.
Küçük oyunu nedir? Saadet Partisi'ni gözlerden kaçırmaktır. Nasıl kaçırıyor? Horoz dövüşü yapıyor. Önce bak orada bir perde örtmüş. Asıl gerçekleri saklamış Siyonizm. Kendi medyasıyla. Televizyonu açıyorsun, sokaktaki adama tutuyor bir şey. Adam ben Saadet Partisi'ne oy vereceğim derse onu sana nakletmiyor. Ya bundan için Saadet Partili yok mu diyorsun? Seni gidiş birlikçi seni. Elli sene oldu be. Senin bu oyunu biz kaç defa bozdun? Biz en büyük partiyiz. Her zaman, her zaman kesinlikle inanarak söylüyorum. Bin yıl hakkı hizmet etmiş olan bu milletin kalıcı idaresi ancak milli görüş olabilir. Başka hiç kimse kalamaz. Mümkün değildir. Mümkün değil. 50 yıldan beri bütün bu oyunları kaç defa bozduk? Bu oyunları yeni oynamıyorsunuz bu horoz dövüşünü. Şimdiye kadar 50 senede bir oynuyorsunuz. 50 seneden bunlar bozduk, en büyük parti olduk. Şimdi 22 Temmuz'da gene bozacağız. Gene en büyük parti olarak çıkacağız Allah'ın izniyle. Bu oyunu Siyonizm nasıl oynuyor? Bak görüyorsunuz. Önce bir defa yukarıdan aşağı kadar bir anahtar sarkıtılmış. Bu anahtar bizim evimizi gecekonduya çevirdiler. Bu gecekondu anahtarı. Yani seçimde oy vermek demek, anahtarı partilerden birine vermek demek. Kime vereceğiz bu anahtarı? Irkçı emperyalizm perdeyi kapatmış. Perdenin önünde horoz dövüşü yaptırıyor. Kim bu horoz dövüşü? Birisi manevi tahribat bombası taşıyan CHP. Öbürü, bak karikatür inceline dikkat edin. Bomba AKP'nin elinde değil ha. AKP'nin zincirle bağlı olduğu IMF'nin elinde. Şimdi bir takım inanan insanlar hala Yahudi'nin bu oyuna aldanmış. Gelmiş diyor ki efendim diyor, AKP Türkiye'yi tahrip etmek istediğine inanıyor musun? Kardeşim beni dinle ya. Bak bir taammüden tahrip derler, bir de tahribe vasıta olmak derler. Evet, AKP taammüden Türkiye'yi tahrip etmek istemez. Benim fikrim. Ama AKP sandalye hırsından başka şey görmez. O sandalye hırsından dolayı da ırkçı emperyalizm istediğinden başka şey yapmaz. Ondan dolayı da IMF'ye zincirle bağlıdır. Şimdi ben CHP'ye oy verirsem, sol işbirlikçiye oy verirsem evin anahtarını, gidecek eve girecek, evi bombalayacak. Sağ işbirlikçi AKP'ye oy verirsem, o da IMF ile beraber gelecek, IMF evi bombalayacak. Efendim, o kendisi bombalamadı, IMF bombaladı. Ya benim evim bombalandıktan sonra kendisi bombalasa ne fark eder, IMF bombalasa ne fark eder? Deli misin ya? Onun için aralarında hiçbir fark yoktur. Efendim siz Saadet Partisi için çalışıyorsunuz, AKP'yi zayıflatıyorsunuz. Yahu 50 senedir hala bu yutturmacaya nasıl inanıyorsun sen ya? Vaktiyle CHP Adalet Partisi bizi bölmeyin diye ömrümüzün 10 senesini buna verdik biz ya. Hala akıllanmadınız mı? Bunlar arasında ne fark var ya? Deminden beri senin nasıl soyu anlatmadın mı? Sen illa harakiri mi yapmak istiyorsun? Deli misin? İsrail'e vilayet olmak mı istiyorsun? Neden hak dururken hakkı bıraktım? İlle Yahudi'nin oyuna oynayacak olacak mısın? Yahudi'nin oynadığı bu. Bunlar yaptığı kayıkçı dövüşüdür. CHP'nin 3 tane kırık plağı var. AKP'ye çatmak için kırık plan. Bunlar hepimiz evzeledik, bütün millet olarak. Nedir bu? Efendim bu AKP var ya, Cumhuriyet'in kazanımlarını yok etmek istiyor. Bak nasıl öz Türkçe konuşuyor, gördün mü sen? Ne kadar entelektüel adam bu ya. Bana bak, numaracı CHP. Adam mı aldatıyorsun sen be? Senin pil oyunu oynadığını biz bilmiyor muyuz? Şehirli gelmiş köye, cap lambasını yakmış. Köylü de sigarasını yakmak için lambanın önünde uğraşıp duruyor. Uğraşmış. Şehirli bir müddet sonra acımış köylünün haline. Demiş ki ya bu cep lambasıdır, mum değil. Çıra değil, kibrit değil, sigara yanmaz bundan. Boşuna uğraşıyorsun be adam. Öyle deyince köylü şöyle eğik olarak bir bakmış adamın üzerine.
Asıl akılsız sensin be. Ben senin pilini tüketiyorum. ben şimdi bu hikayeyi niye anlatıyorum? CHP'nin numarasını CHP niye buna Cumhuriyet'in birikimlerini yok ediyorsun diyor. Bunun bir şey yapacağına inandığı için mi? Yok. Bunun tabandaki inananlar bundan kopmasın, Saadet Partisi'ne gitmesin diye. Onun aklı fikri Saadet Partisi'nde. O biliyor Saadet Partisi geliyor, dudağı uçuklamış, artist gibi tavır takınıyor, hep AKP ile uğraşıyor, boynunu büküyor, kafasını büküyor. Mühim bir şey söylerim, tavırlar, artistlik yapıyor. Lan kime yutturuyorsun be? Senin kafanın içinde sadece saadet korkusu var. Sadece saadet. Neden? Sen bu milleti tanıyorsun. Ben size ve aziz milletimize ne anlatıyorum şimdi biliyor musun? Sakın ha CHP'yi saf farz etme. CHP, AKP bir şey yapacak. Onun bir şey yapamayacağını bilmiyor mu? Biliyor. Niye böyle söylüyor? Tabanındaki bir takım inanan insanlar AKP'yi bırakıp Saadet Partisi'ne gitmesin diye söylüyor. Ey kasketli adam, beni iyi dinle. CHP'ye aldanıp da AKP'nin kuyruğuna yapışma. Gene harakiri yaparsın, gene aç kalırsın. Bak geçen sefer tembih ettim, dinlemedin, şimdi dizini dövüyorsun. Meşhur sözümü unutma. Allah muhafaza buyursun. Bir de aldanırsan, gelecek sefer dövecek, dizin de kalmayacak, haberin olsun. Bir de aldanmaya hakkın yok. Bu sefer mutlaka saadeti iş başına getirmek mecburiyetindesin. Şimdi muhterem kardeşlerim, Siyonizmin oynadığı bu oyunu bozmak için bizim yapacağımız vazife ne? Hep beraber çalışacağız ve öbür karikatüre geçelim, perdeyi açacağız millete. Neyi saklıyor ırkçı emperyalizm milletten? Yahu ey millet, bu ırkçı emperyalizmin şu horoz dövüşçülerine bakma sen yahu. Bunlar fasafiso. Senin arkada tarihin var, inancın var, kimliğin var, senin Saadet Partin var. Bütün bunlar varken sen bunlara oy vermeye mecbur musun ya? İlle ölümlerden ölüm beğenmeye mecbur musun? Kim bunlar ya? Kim bunlar? İki tane işbirlikçi, ırkçının piyonları. Bunu sadece Türkiye'de oynamıyor bunlar. Avrupa'da da oynuyor, Amerika'da da oynuyor. Bir sağcı, bir solcu parti koyuyor. Onlar vasıtası halka diyor ki bak size bir seçilme hakkı veriyorum. İstersen solu seç, istersen sağa seç. Bana bak ya, bunların ikisi de senin kuklan ya. Sonunda sen kazanıyorsun. Bu tıpkı kağıt oyununa benziyor. Hani bu karayı al parayı var ya, içerisinde kara yok ki. Saadeti koymamış. Parayı alamazsın arkadaş. Parayı alamazsın. Kime yutturuyorsun ya? Aç bakayım şu kağıdın üçünü birden. Açtığın zaman bir de bakıyorsun ki saadeti koymamış. Seni sahtekar seni. Ne olacak? Bizim evimiz gece kondu değil, saraydır. Biz anahtarı Saadet Partisi'ne vereceğiz. Ve tarihteki büyük şerefli yerimize oturacağız. Yeniden büyük dünyayı kuracağız. Onun için 8 numaralı karikatür bize ders olsun. Şimdi ırkçı Siyonizmin oynadığı oyun nedir? Şu çizgiyi çizmiş. İşbirlikçiler çizgisi. Efendim solu istiyorsan buyur CHP diyor. Sağ istiyorsan buyur sağ işbirlikçi AKP. Hangi istiyorsan sen... Sana demokrasi veriyorum. Hürriyet ve istediğini seçiyorsun. Bana bak ırkçı, bunların ikisi de senin partilerin ya. Bunlar arasında bir fark yok ki. Hangisine versen sana vermiş olsun. Ben illa senin çizdiğin çizgide yürümeye mecbur muyum ya? Ben hangi tarihin evladıyım? Hangi inan- Ben maneviyat boyutuna gideceğim. Yukarıya çıkacağım, Saadet Partisi'ne gideceğim. Senin oyuna gelmeyeceğim. Ve nihayet karikatür 9. Irkçı emperyalizm oyununu bozmak için. Saadet Partisi şu bardağın içindeki süttür.
AKP ise ırkçı emperyalizmin yapmış olduğu kireçli sudur. Bu millet süte gitmesin diye bir bardağın içine kireçli su koymuş. 3 Kasım'da bir defa yutturdu. Şimdi yutturamayacak. Çünkü millet bunun hepsini biliyor. Ne biliyor? Şimdi gelmiş köy kahvesinde görüyorsunuz. İnanın bir adam. Efendim diyor, ya bunlar da milli görüşçü. Bunlar da sizden. Siz niye bunların aleyhinde bulunuyorsunuz? Bunları niye bölüyorsunuz? Ve kasketli adam, bana bak, milyon kere mi söyleyeceğiz? Hala sen bu oyuna mı geliyorsun ya? Sana bak, Siyonizm ne oyunu oynuyor? Senin AKP dediğin kireç suyu, kireç suyu, kireç. Seni gelmiş aldatıyor. Nasıl aldatıyor? Efendim bak, bu da İmam Hatip Okulu mezunu diyor. Bu neye benziyor? Bu da beyaz diyor. Evet, süt de beyaz, kireç suyu da beyaz ama bunun beyaz olması kireç suyunun kireç suyu olduğunu değiştirmez ki. Efendim ikisi de bardakta duruyor diyor. Bak bunun hanım mesure diyor. Bu bir şeyi değiştirmez ki, kireç suyu olduğunu değiştirmez ki. İkisinin de bardakta duruşu. Eğdiğim zaman akıyor ikisi de diyor. Vakit buldukça namaz kılıyor diyor. O da diyor gerici sizden diyor. Oraya ver oyunu diyor. Bana bak, bardağı eğdiği zaman akmaz, onun süt olduğunu göstermez. Süt başka, kireç suyu başka. Kireç suyunu bize bir kere yutturdun. Bir daha yutturamazsın. Niye yutturamazsın? Çünkü sütü içersen Sultan Fatih olursun. Kireç suyunu içersen İsrail'e mumya olursun demin. Bu İsrail'e mumya olma sözü nereden çıkıyor? Biz önümüzdeki şu 3 hafta esnasında gece gündüz çalışacağız. Milleti uyandıracağız. Bu gerçekten anlatacağız. Bu konferansları bunun için veriyoruz. Çünkü millet narkozlanmış. İşbirlikçi medya tarafından. Narkozlu bir insanı kloroform koklatmışsın, bayılmış. Şimdi ona sen oksijen koklatsan ayılır. Kanal 5 ile, Milli Gazete ile, inançlı insanların köy kahve taramalarıyla, ev sohbet toplantılarla, bütün bu konferanslarla biz 75 milyon insanı narkozdan uyandırmak istiyoruz. Bir insan narkozdan uyanırsa ne yapar? Ben bayılmıştım, narkozluydum. Bana oksijen koklattılar, uyandım. İlk önce soracağım sual nedir? Ya burası neresi diyeceğim. Ayıkan bir insan önce bu suali sorar. Cevabı ne? Yahudi hapishanesi. Nereden geldim ben buraya? Sen kendin 3 Kasım'da bilet aldın. Senin biletin seni buraya getirdi. Kimse seni getirmedi ki. Sen kendi elinle geldin buraya. Ya öyle mi? Peki ben geldim de bana ne yaptınız? Milli hiçbir şeyini bırakmadık. Bütün iç organlarını söktük aldık. Bundan sonra ne yapacaksınız? Vücudunun geri kalan kısmını da kadavra yapacağız. Kül edip İsrail denizine dökeceğiz. Siyonizmin planını anlatıyorum size. Bunlar öğrendiği zaman bu adam ne yapar? Önce salonun kapısı nerede oraya bakar. Koşar. Amanın ben ölmüşüm de haberim yokmuş der. Kapıdan dışarıya çıkar. Nereye gidecek? Saadet çadırına girecek. Başka çare yok. Hepinize büyük bir sabırla dinlemek lütfunda bulunduğunuz için teşekkürlerimi arz ediyorum. Başlangıçtaki dualarımı tekrar ediyorum. Ya Rabbi, bu çalışmalarımızı aziz milletimizin kurtuluşuna vesile kıl. İnsanlığın kurtuluşuna vesile kıl. Bizi bu tarihi dönemde bütün görevlerini yüz hakkıyla yapan kullarından eyle. 22 Temmuz'u en büyük bayram günü yap. Ve bizi hakkı hak olarak göster. Batılı batıl olarak göster. Hakkı tutmayı nasip et. Batıldan kaçınmayı nasip et. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır. Bizim vazifemiz ihlasla çalışmaktır. Zafer Allah'tandır. Kazanç mübarek olsun. 22 Temmuz bayramımız mübarek olsun. Saadet iktidarınız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm. Esam olarak nasıl sağlayacak? İstanbul Bostancı.